Nurettin hocamı atölyede çalışırken yakaladık. Hocam kaynak yapıyor. Hocam kolay gelsin. Hocam. Selamlar hocam, kolay gelsin. Merhabalar, selamlar. Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Tek kişilik sıra imalatı ile ilgili kalıbın doğruluğunu kontrolünü yapıyorum. Elinize sağlık, kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hocam hazır sizi yakalamışken bilgi, birikim, tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Memnuniyetle. O zaman hocam şu arkada gözüken regülatör. Evet. Gaz regülatörün açıp kapama kuralları ile ilgili. Bizi bilgilendirseniz. Sektörde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değil mi? Çok önemli konulardan bir tanesi. Bu regülatörlerin doğru açılıp kapatılması, güvenli açılıp kapatılması uzun yıllar rahat bir şekilde kullanımını sağlamış olacağız. O zaman sizi birazcık vaktinizi alacağız. Haydi geçelim o zaman. Hadi geçelim. Ustanın kaynağından selamlar sevgiler. Herkese selamlar. Bir cümle, bir kelime, bir harf bile olsa ilgili kişilere kaynak olabilmek amacıyla çektiğimiz videolarımıza devam ediyoruz. Nurettin hocamı hazır atölyede yakalamışken yine onun bilgilerinden faydalanalım istedik. Memnuniyetle. Hocam, merak ettiğimiz konu gaz regülatörlerin açılıp kapanmaları, doğru açılıp kapanma teknikleri. Bu son derece önemlidir. Hatalı kullanımlarda regülatörlerde sürekli hasarlar oluşuyor, değiştirmek zorunda kalıyorlar. Örneğin bir regülatörün kullanılma süresi, garanti süresi 3 yılsa daha kısa sürede devre dışı kalabiliyor. Onun için tekniğine uygun açma kapama uygulandığı zaman garanti süresinin çok üzerindeki bir zaman diliminde de daha gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Evet. Peki hocam regülatör nedir, ne işe yarar? Regülatör tüplerin içerisindeki yüksek basıncı kullanabileceğimiz basınca veya kullanabileceğimiz debiye çeviren gaz ekipmanlarına biz gaz regülatörü diyoruz veya basınç düşürücü diyoruz. Çeşitleri var mıdır hocam? Evet, çok çeşitleri vardır. Bunlardan temelde kullanılan iki çeşitten bahsetmek istiyorum. Kullanım tarafıyla ilgili olan konuşursak çıkış gaz çıkışları litre dakika cinsinden olanlar var. Biz buna debi olarak kullanıyoruz. Biz bunu debi olarak kullanıyoruz. Bir de basınç cinsinden olanlar var. Bunu burada da Türkiye'de bar olarak kullanılıyor. Bunlar nelerdir? Basınç çıkış kısmı basınç olanlarda işte tavlama işlemleri, oksigazla kesme işlemleri veya lehimleme işlemlerinde çıkış kısmı gazın hortum tarafına geçiş kısmı bar cinsindendir. Mikmak gazaltı kaynağı uygulamalarında veya tik kaynak uygulamasında ise litre dakika cinsindendir. Bu elimizdeki litre dakika cinsi. Evet. Şu an ben sen geldiğinde Savaş, MAK yöntemiyle uygulama yapıyordum. Şu anda bu tüpün içerisinde argon ve karbondioksit karışımı var. Mix bir gaz bu. Mix bir gaz. Hocam o zaman açma kapama tekniklerine geçelim. Geçelim. Şu an mikmak gazaltı kaynak yönteminde kullanılan debi regülatör üzerinde açma kuralını uygulayacağım. Birinci işlem olarak regülatör üzerindeki debi ayar topuzunu gevşetiyorum. Sonuna kadar gevşetiyorum. Saat yönünün tersine. Gevşettim şu anda. İkinci işlem olarak da tüp vanasını yavaş yavaş açıyorum kontrollü bir şekilde. Bu işlemi yaparken gaz çıkış yönünün olduğu tarafta herhangi bir kişinin olmamasına dikkat ediyorum. Varsa da uzaklaştırıyorum. Şu an kontrollü bir şekilde yavaşça açıyorum. Ve tüp vanasını sonuna kadar açıyorum. Sonuna geldiği noktada herhangi bir noktaya dayalı bırakmıyorum. Her iki yöne de tüp vanasını çevrilir vaziyette bırakmam gerekiyor güvenlik için. Evet. Üçüncü işlem olarak da debi regülatörü üzerindeki debi ayar topuzunu sıkarak istediğim değere getiriyorum. Şu an ben 1 milimetre çapında bir tel kullanıyorum. Debi ayarında 10 ila 12 litre dakika cinsinden olması gerekiyor. Şu an ayar işlemini yapıyorum. Evet. Şu an sistemim kullanıma hazır gaz olarak. Peki hocam kapatma kuralı nasıl olmalı? Kapatma işlemini yaparken ilk yapılması gereken tüp vanası kapatılır.
Şu an kapatma işlemini yapıyorum. Tüp fanasını. Evet, kapattım. Şu an hortumlar üzerindeki ve regülatör üzerindeki gazı boşaltmam gerekiyor. Onun için makineyi açıyorum. Regülatör içerisindeki gazı ve hortum içerisindeki gazı boşaltırken iki yöntemle boşaltılabilir. Bunlardan birincisi tetiğe kısa kısa basarak, ikinci yöntem ise tel sürme hızını, tel ilerleme hızını sıfır noktasına getirerek torç üzerindeki tetiğe sürekli basarak da boşaltılabilir. Ama ben kısa kısa yöntemini şu an uyguluyorum. Şu an gazı, regülatör içerisindeki gazı ve hortumlardaki gazı boşalttım. Makinemi kapatıyorum. Regülatör üzerindeki debi ayar topuzunu sonuna kadar gevşetiyorum. Şu an kapatma işlemi tamamlandı. Hocam, şimdi açma kuralında niye ilk önce tüp vanasını açmıyoruz da debi ayar topuzunu saat yönünün tersine gevşetiyoruz? Bunun ana nedeni güvenlik içindir. Bu uygulamalarda, bu tüplerin uygulamasında mutlaka ve mutlaka önce regülatör üzerindeki debi ayar topuzu gevşetilmelidir. Gevşetilmediği takdirde ilk önce tüp vanası açılırsa içerisindeki mevcut olan basınç eğer kontrolsüz bir şekilde çıkarsa içerisindeki regülatörün içerisindeki diyafram hasar alabilir. Gösterge debi göstergesi hasar alabilir veya hortumu patlatabilir. Böyle bir durumda biz bu ürünü ayrıca uzun süre kullanabilmemiz için, yıllarca kullanabilmemiz için debi ayar topuzu mutlaka gevşetilmelidir. Örneğin regülatörlerin kullanım regülatörlerin garantisi, yeni alınan bir regülatörün garantisi 3 yıldır. Biz bu regülatörleri, hangi regülatör olursa olsun bu regülatörleri en az 10 yıl kullanabiliriz. Güvenli açma kapatma kuralını uyguladığımız takdirde. Avrupa'da özellikle çok uzun seneler kullanıldığını biliyoruz değil mi hocam? Evet. Regülatörün. Bunun sebebi de kuralına uygun açma uygulandığı için. Evet. Türkiye'deki yaygın kullanımda şudur. Debi ayar topuzu hiç dokunulmuyor. Maalesef tüp vanasından açma kapama işlemi yapılıyor. Bu da diyaframın hasar almasına, çalışma tarafındaki debi metrenin hasar almasına veya hortumun hasar almasına sebebiyet verebiliyor. Böyle bir durumda da regülatörün kullanım ömrü kısalıyor. Evet. Peki hocam, kapatma kısmı ile ilgili? Kapatma da ilk önce tüp vanasını kapatıyoruz. Gazları boşaltıyoruz. Eğer sonradan herhangi bir sebeple bir tüp vanası açıldığı takdirde hortum tarafına gaz akışı gerçekleşirse debi metremiz bozulabilir, diyafram hasar alabilir. Bunu önlemek için de ilk güvenlik açısından debi ayar topuzunu gevşek konuma getirip güvenli bir vaziyette regülatörümüzü bırakmış oluyoruz. O zaman teşekkürler hocam. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii. Tüp vanası üzerindeki açma kuralına göre tüp vanasını neden sonuna kadar açıyoruz? Kısık açıldığı takdirde yüksek bir basınç var tüpün içerisinde. Kısık noktadan geçerken, dar bir noktadan geçerken gaz sürtünmeden dolayı ısınma meydana gelir. Bu ısınmadan dolayı da regülatörle ilgili olmayıp tüp vanasının dip kısmından patlamasına sebebiyet verebilir. Bu tehlikeli bir durumdur. Yanıcı gaz tüpleri haricindeki tüm gaz tüplerinde vanası açılırken sonuna kadar açılır. Son noktaya geldiği zaman her iki tarafa da çevrilebilir vaziyette bırakılarak güvenli işlem gerçekleştirilir. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Tüp regülatörlerinin nasıl açılıp kapanmasını, doğru bir şekilde açılıp kapanmasını sizden öğrendik. Varsa konu, soru, öneri, görüşlerinizi bekliyoruz. Güvenli bir şekilde açma kuralı uygulandığı takdirde yıllarca biz bu regülatörü kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.